Güzel video hazırlamış ama ha. Editi falan kurgusu çok güzel. Vay be. Vallahi dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hemen bir ambalajı izleyelim mi? Ya hazır, Merhaba devam. dostlar, ambalaj hileleri için burada bulunuyoruz. Belli oluyordur zaten. Mikrofon biraz terste kaldı. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama şimdi bu götünden sıkmış lafı ne demek oğlum? Bunların ben tek tek logolarını her falan boka, baklayacağım. Her başımıza bir iş gelmesin. Tadımız kaçmasın diye. Sonra tek tek sizden gelen maillerle karşılaştım. İşte ne demişsiniz? Hakkında ne demişsiniz bu ürünlerin? Bakacağız. Ben de gittim satın aldım. Hadi bakalım. Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı. Şimdi ilk olarak şöyle bir ürünümüz var. Küçük yumurtalar içinden böyle kocaman... Ya bunlar zaten var ya, yani marketlerde falan duruyor böyle bu kadar yumurta, böyle bu kadar. Eline aldığın zaman bile anlıyorsun içinin bomboş olduğunu. Yıllar önce bunu eş dost aracılığıyla yapıyorlardı. Şu kadar kişi getirirsen şu kadar para diye. Zaten olayı onun. Sen bir çevrendeki, yani sen gidip de kişileri bulmuyorsun bir noktadan sonra. Kişiler daha fazla para kazanacağım diye herkesi sürüklüyor oraya. Zaten öyle boku çıkıyor bunun. Sen de eş dost, amcan, abin, dayın, yakın çevren, güveniyorsun da. Tamam diyorsun abi, sen girdiysen ben de gireyim diyorsun falan. Aa, patates oluyorsun sonra. Çok tehlikeli yani. Gözükür içinden küçücük şeyler çıkar falan. Onu deneyeceğiz. Bu da öyle bir şey. Aynı zamanda böyle kumbara olarak kullanılması için şuraya bir delik yapılmış. Açıyoruz, bakıyoruz. Şöyle içinden bir tane, içinde marka kısımlarını kapatıyorum özellikle. Bonibonlar var, böyle çikolatalı küçük bonibonlardan. Üç tane var. Ama. Küçük bir paket. Tamam, bunu çıkardım aradan. Onun dışında içinden çıkan da bu. O kadar böyle sürpriz oyuncak bilmem ne dedikleri bu. Küçücük de bir şey yani, bir çok da bir esprisi de yok. Ama mesela canım sıkıyor böyle şeyler. Böyle kocaman alıyorsun, içinden çocuğun oynayabileceği bir şey çıkar diye. Ama bununla çocuk oynamıyor. En azından benim çocuğum oynamıyor. Koyayım, çıkan oyuncağa bak gözünü seveyim. Ah, nerede o eski Kinder sürpriz yumurtalar ya? Ya içinden çıkan oyuncağa bak, ayıp ya. Çocuğum oynamıyor. Bilmiyorum, sizin çocuklar oynuyor. Çocuğu olanlar yazsın yorumlara. Şu tarz oyuncaklardan memnun musunuz? Hani fiyat performans mı sizce? Bence değil de. Hani çünkü yeri geliyor mesela şu 15 liradır. Hadi bu 15 lira. Şu gördüğünüz 30 lira mesela. Bir de bunu deneyelim ne çıkacak içinden. Şu büyüklükte yani oran orantı olarak. Aa bak, bu iyi, bu iyi, bu Lego gibi. Bir tane sakız çıktı, küçük. Bir yapboz çıktı. Yani en azından verdiğin paranın hakkını aldığını düşünmeni sağlayan aparatlar. Bir tane şeker, lollipop. Bir dövme var. Başka ne varmış? Bir tane de şöyle değişen ilginç bir şey. Bu küçükken çok oynadım bunu ya. Evet ya. Hey gide. Bu beni memnun etti ha. Bundan çıkanlar şey değil. Hiç fena değil yani. Şu benden kaldı ama şu fena değil. Bunu sevdim. Bunun gideri var. Ama kayber, eyvallah. Mu işte ya? Büyük kocaman alıyorsun. İçinden minnacık bir şey çıkıyor. Can sıkıcı oluyor ya. En büyük şikayetim benim uzun zamandır. Ve bunu hala bana mail atıyorsunuz. Bu arada maillerinizi ambalajettasarımcıdayı.com mail adresine atın. Ben oradan hani ürünlerle karşılaştığınız zaman atarsanız takip ediyorum. Bir de mümkünse ürünlerin üzerine böyle bantlamayın. Bant bant attığınız zaman, çünkü ben o ürünün ne olduğunu ben de bulamayabiliyorum. O yüzden bana normal. Abi tam bir yıl önce günlük tam olarak 2000 dolar para kazanıyordum. 2 ay sürdü bu. Bilmem ne ponzisine denk gelmiştim, haberim yok. Kar zarar eksi 400 bin TL oldu abi. Sonuçta 400 bin TL kaybetmiş oldun. Geçmiş olsun kardeşim. Normal bantsız haliyle, hatta nereden aldığınızı da belirtecek şekilde mail atarsanız süper olur. Mesela bak şunu açıyorum. Açtığımda şuradaki şu payı açıklayamıyorum. Yok yani. Hadi mesela bazıları şey oluyor. Şu kısmı böyle o... Johnny ezilmesin diye. Bak onun bir streç tekniği var. Yandan bence bahaneleri o. Yani darbe yediği zaman orası bulamaç olmasın diye yapıyoruz derler. Oyuncak koyuyor. Öyle hani açıklıyorsun, izah ediyorsun ama buradaki şu boşluk neden abi? Ben bu arada bayağı yığılmış gitmiş içi. Gerçi sert de bir ambalaj. Bak yine şu içerik konusunda sıkıntılı olanlar var. 1000 miligram vitamin C diyor. C vitamini varmış. Hatta bak D vitamini var, çinko var, C vitamini, her şey var yani içinde. Önceden bantlamıştım tabii ki. 1000 miligram bilmem ne günlük vitamin diyor. Bak içeriye bakıyorum. Sitrik asit. Dur, nereden başlıyor? Oha. Maltodextrin. Sanki Türkiye'de yaşamıyormuşum gibi. Hiçbirini anlamıyorum lan bunları. Bak siklomat bunda da var. E952. Siklomat. E951. E950. E954. E331. E330. E341 gidiyor böyle lan. Vay anasını. Oha, ne diyor? Şey gibi gelmiyor mu size de? Yani portakal aroması kimyası. Alayını döşe kimyası. Gıda enstitüsü üzerine okumuş. Bu konularda bu E'leri bize açıklayabilecek biri varsa ne olur bana ulaşsın. Bundan sonraki videoda beraber onunla beraber böyle şu işe yarıyor. Bu zararlı, bu zararsız.
Ya biz nereden külahta şeye bakıyorduk ha? Aydınlatırız kendimiz. Benim dikkatimi çektiği için paylaşmak istedim. Arkasını, arka yüzünü okumuyor, bakmıyor olabiliriz. İnsanlık hali. Cidden dikkat etmek lazım, öğrenmek lazım. Şimdi biri bana şunu atmıştı. Portakallı kurabiye. Şuradan göstereyim. Ya bunlar zaten şu kadarcık falan oluyor artık. Ezberledik yani. Bunun içi bu kadar falandır. Büyük bir yolun olduğu için şuradan ekrandan göstermem daha iyi olur. Neyi vardı? İnanın hatırlamıyorum. Şimdi ona bakacağız. Şimdi arkadaş demiş ki, bunda demiş her bölümde 3 tane çıktı. Bunu yemiş mi lan? Ha eksik çıkmış. Fakat bu alışımda bir bölümde bir tane çıktı. Bakın benim alışımda bir bölümde bir tane mi çıkacak? O sana denk gelmiş kardeşim. Burada her bölümde 3 tane var. Sıkıntı yok yani. Bu harbi çayın yanında gider mi bu arada? Bak şu malzeme olaylarında yine bak içecek, toz içecek. Bunda da bir ton şey var. Daha önce de göstermiştim. Bu tarz şeyleri çocuklara kullandırmamanız daha bence iyi olur. Çocuğunuza içirmemeniz daha iyi olur. Çünkü çocukların aktivite ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkileri bulunabilir. Fenilalanin içerir diye özellikle mesela üzerinde yazıyor. Bunu görüp bu yazıyı görüp de böyle bir şeyi alıp çocuğuna içirmezsin bence mantıken. Ya kaç kişi okuyor oğlum onları ya? Dikkatli olmak. Böyle şeyler nasıl üretilmemesi bile lazım yani. Üretilmemeli bunlar. Lazım. Şöyle bir şey var. Siyah nokta bandı. Bu siyah nokta bandı neymiş hemen bakalım. Paketin sol alt kısmında 6 tane yazıyor ama içinden 5 tane çıktı demiş. Görelim. Evet 6 tane yazıyor. Açıyorum 5 tane mi çıkacak? Acaba şu sonuncuyu görmedi mi? Bende 6 tane çıktı. Ya bunlar demek ki bu arkadaşlara denk gelen şeyler. Yani böyle fabrikasyon hatası olur ya yani onlardan biri sanıyorum ki. Yani ben... Ucuz abi ne içelim ki başı kolu olmuş elli içme amına koyayım. Yani... Bunun parayla bir ilgisi yok arkadaşım. Arkasında sana zarar verecek bir şey yazıyorsa içmek zorunda değilsin onu. Ha bu şey gibi değil. Dede yorumu yap yani. Hani dede yorumu yapmıyorum. Şükretmiyorsunuz. Yeme falan maksadıyla söylemedim. Niye zararlı olduğun bir şeyi içiyorsun? Hayret bir şey ya. Ben de sayı tam. Ya ne yapacağım benim? Grup bandını kullanırım ya. Bana böyle güzel eğlenceli oyuncak oyuncak aldırın bundan sonra lütfen. Şimdi bu da dikkat gıda ürünü demiş. Neymiş bir bakayım. Böyle bir koruma yöntemi. O ne lan? Güzel eğlenceli oyuncak oyuncak aldırın bundan sonra lütfen. Şimdi bu da dikkat gıda ürünü demiş. Neymiş bir bakayım. Arkadaşlar sigara zararlı o zaman içme falan demeyin. Esprisini yaptım az önce. 5 dakika olmadı. 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye önce esprisini yaptım. Arkadaşlar makara yapıyorum yani. Böyle bir koruma yöntemi ilk defa gördüm hayatımda. Ya ne yapacağız? Bunu açacağım ama tabii önce şu logolarını kapatmam lazım bir saniye. Kaç içerik üreticisinin böyle derdi vardır logoları kapatacağım diye. Dava yemeyelim diye işte yırtınıyoruz. Bu. Ama ürünü koruma biçimlerine tabii ki saygı... Gol! Ne golü? Maç mı var yine ya? Kim yiyor? Kimin maçı var? Türkiye maçı mı vardı lan bugün? Ulan bileydim izlerdim ya. Aa, şuradan izlemiyor muyum yani? Duydum. Tamam bu da çekme helva. Bakalım bununla ilgili mevzumuz neymiş? Helvamız böyle gözüküyor değil mi? Aldığım çekme helva ambalajı dikkatimi çekti. Bu ne ya dedirtti. Sizinle paylaşmak istedim demiş. Bunu izledik gibi hatırlıyorum. Hemen bakalım güzel bir ambalajı. Böyle bir şey hatırlıyorum. Açıyoruz. Ha. Gelen maili şimdi hatırladım. Mesela şunun açıklaması şey mi? Şuradan parmağı sokup daha kolay alabilmek mi? Abi yapma bunu bana. Şurayı komple kapat. Gramajını biraz daha yüksel. 100 gram demiş buna. Onu da deneyeceğim. 100 gramı bilip ona göre alırsın gerçi bunu. Hani biraz daha gramajı yüksek beklersin. Ben bir tane kap getirdim. Kızımın stickerlarıyla döşenmiş. Şimdi bunun darasını alalım. Tarasını. Yani bunlar şey ya. Sayın. Ve bunu da bana çok attınız mesela. Mail olarak atmışsınız. Buradaki sorunsalımız şu yani. Bana daha doğrusu... Kalemler uzun değil kısa geliyor muhabbeti. Gönderen arkadaşların sorunu. Kalem tıraş kocaman buraya böyle yığmışlar işte. Normalde daha büyük, daha uzun bir kalemmiş gibi gözüküyor ama aslında kısa muhabbeti var. Yani bu markanın böyle bir hileye başvuracağını şahsen düşünmüyorum. Bu alan için biraz bir bunu böyle dışına bantlayabilirler miydi? Evet. Ne bunun markası? Fiber mi? Öyle diyeyim bari. Udel mi? Bantlayabilirler miydi? Evet yapabilirlerdi. Mesela kalem tıraşı veya küçük bir poşetin içinde ayrıca yerleştirilebilir miydi? Evet ama bu birçok tabii sorunu da beraberinde getiriyor malum. Hani hem görsel olarak boş değil hem... Faber-Castell miydi o?
kalem tıraşları yapmaz lan onlar. O yüzden böyle bir işte şeyin içerisinde yer alması bence mantıklı. Ama çok ambalaj hilesi gibi mi duruyor? Evet, bayağı öyle duruyor. Ya biri bana şöyle bir kabak çekirdeği görsel atmış. Mesela aldığı yeri buldum ben. Aynısını sipariş ettiğimi düşünüyordum. Şöyle kocaman koli geldi bana. Abi ne olursa olsun bir ürün varsa içerisinde orayı şeffafla göstermen lazım yani. Yoksa ambalajı yırtmaya başlar millet. Hani dur içine bakayım der, dur bilmem ne. Ya göstereceksin abi. Kısaysa kısa amına koyayım. Ya da uzununu üreteceksin. 3-5 lira fazlaya satacaksın yani. Hoca kolinin içinden çıkan benim beklediğim gibi öyle o tarz bir ambalaj değildi. Böyle geldi. Artık evde oturup kabak çekirdeği çitleyeceğiz. 2 kilo kabak çekirdeği var. İlgilenen olursa yorumlara yazsın. Böyle koca kutuyu al şey yaptık yani. Bunu kenara koyacağız abi. Mesleğin cilveleri. Böyle yanlış şeyler de alabiliyorsun bazen. Oyuncağa benziyor. Duvar denge oyunuymuş bu. Bunun esprisi neymiş ona bakalım. Ne demiş arkadaşımız? Ambalajla uyuşmayan bir parça var. Turuncu sütunlar demiş. Normalde kutu... Kesin yapamamıştır ya. Normal kutuda farklı düzgün çıkan şeyler aynı. Bu yüzden duvarı dizemiyoruz. Kutuda farklı düzgün çıkan şeyler aynı. Bu yüzden duvarı dizemiyoruz. Turuncu taşlar dediği şu şey kısımlar herhalde. Şu kenarlardan bahsediyor. Ama orası zaten birleşik. 5 minutes later. Ben gayet de dizdim yani. Ya tamam arkadaşlar, maç izleyenler gitsin maç izlesin. Chat'i niye piç ediyorsunuz ya? Sıkıntısız bir şekilde. Demek ki neymiş, olabiliyormuş böyle şeyler. Yani onları demek ki yine fabrikasyon hatası denk gelmiş. Yani böyle şeyler fabrikasyon denk gelebiliyor. İçeri... Ayıp ediyorsun abi. Koyayım ya, bu nasıl bir şey ya? Oğlum bir millet düşünün. Herkes bir şey yanlış yapıyor ama karşıdaki insana laf sokuyor ya. Vereyim de ben bunu oynasınlar. Milli maç bir ayıp. Oy, bunun duyarı da mı geliyor? Yapıştır gelsin lan. Yapıştır gelsin. Milli maçın offside'ını yazdık diye bize laf söyledi vatan haini. Farklı bir ürün daha. Bakalım içeride. Allah kurtarsın. Sağlam. Allah kurtarsın kardeşim. Ay eyvallah kardeşim. Eyvallah. Paket demişler. Saygı duydum. Ama sanki elmas yani. Kaç tane poşet harcamış ya. Yazıktır be. Biraz akmış. Şimdi papaya aromalı bir... O ne lan? Ya bırak, bunlar başka bir şeydir ya. Şeymiş bu, meyve suyu. Peki bakalım bunun olayı neymiş? Ambalaj üstünde 475 mililitre yazıyormuş ama şişenin üzerinde 330 yazıyormuş. Bakalım mesela bunda da şurada 330 mililitre yazıyor ama üzerinde 300 mililitre yazıyor. Ya bunu nasıl anlayacağız biz? Evet yani dediği hemen hemen doğru. Biri net, biri şey mi? Doğru, onun aldığı gibi bir şey bu da zaten. Aynısından ama şişede yazan 330, şurada yazan 300. Bu şey anlamına geliyor olabilir. Yani 330 alabiliyor ama içine doldurulan mı 300? Ya da içindeki malzemeden mi kaynaklı? Bunun bir açıklamasını buluruz. Bulunca ben de sizinle paylaşırım. Yani bu genel olarak mı böyle acaba? Şişe üzeriyle şey farklı mı? Çözeceğiz. Bir arkadaş da şunu yollamış, bu ürünü. Ve işte içinden çık... Of, olsa da yesek ya. Çok severim pişmaniye ya. İzmitliler yollayın lan. Var mı 1 kilo 2 kilo ha? Çıkan küçücük bir şey. Bölüm. Yani niye bu kadar? Bir de ben bunların en ucuzunu seviyorum. Böyle yolda satılanını seviyorum yani. Böyle içinde saman mı yiyoruz ne yiyoruz bilmiyorum ama. Ne kadar altırlar bilmiyorum. Net 200 gram demiş. Ona da bakarız. Açalım bakalım. Bu arada bana gelirken artık yolda ne yaşadıysa. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Bu hale gelmiş. Orada hakikaten dış kalın. Baba bunu yeme ya. Ne olur yeme. Çok fazla. Gerçekten çok fazla. Ya şu şekil ürün gelse yemezsin zaten de. Allah dökülüyor. Kendini kaybetmiş. Poşetin çok fazla gramajı olacağını sanmıyorum. 220. Lan baba onu daldıracağım fark etmez. Böyle bak. Bunun stili şudur. Bak şu. Yapış yapış olur parmağın. Ağzına da böyle ısırmayacağım bunu. Bunu ağaya sokacaksın komple. Dökülmesin diye. 21 tamam güzel. Gramajdan yana problemimiz yok. Ama tabii ürünün, bu ürünü böyle gönderirken böyle mi gönderiyorlar genel olarak merak ediyorum. Tabii sıkıntı şu paketlemesi. Evet gramajını söylüyorlar ama bu da bir numaradır arkadaşım yani bak. Ama hep de dökülür o. Şöyle denk getir. Gördün mü? İçeri girdiği zaman pencere tam o aralığa denk geliyor. Sen full doluymuş gibi hissediyorsun ama aslında bir kısmı hani şu iç küçük kısmı dolu. Böyle dolu dolu gösteriyorlar ki şey olsun hani. Daha böyle alıcı bulsun. Bilmiyorum belki bana böyle denk geldi. Başkalarına daha düzgün geliyordur. Bilemeyeceğim orası. Yani bana gelen kargo bu kardeşim. Ben üzerine gidip de ponçuk ponçuk etmedim bunu. Bir tane de şöyle saray helvası geldi. Bakacağız buna da. Nasıl bir şeymiş. Bir yerden almış bunu. Vicdanlı ambalaj hilesi demiş. Yani şimdi bu çok dolu gözüküyor ama açınca az anlamında. Göreceğiz. İnşallah açabilirsek. Evet.
dış kalınlığı bayağı fazla. Gerçekten fazla yani şu. Şu kalınlık gerçekten fazla. Ürünü korumak için bile olsa bence biraz aşırı. Bilmiyorum, sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Peki gramaj ne demiş buna? Var mı gramajı? Tart abi. 350 gram demiş. Bu her türlü 350 gram var dedi. Bak net söyleyeyim. Bak 356. Fazla bile çıktı. 357 gram. Var. Yani gramajdan yana sıkıntı yok. Güzel. Vallahi güzel. Canınız mı çekiyor? Ama bu kadar bunu çekiyoruz yani, deniyoruz burada. Bari bize bir şey olsun. Hayır, böyle tam böyle akşam yemeği vakti. Açım ya. Ne bulsa yiyecek kıvamdayım. O yüzden şura bakmayın. Bunda marka yazmayan yeri yok ha. Şimdi şöyle bir ürün. Çilekli. Bu ne lan? Çikolata bu. Çilek aromalı, krema dolgulu bilmem ne. Bunun mevzusu neymiş ona bakayım hemen. Kutu içi dolu dolu gösteriyor ama aslında sayıyla var demiş. Bakalım. Bu arada kutusunun tasarımı benim hoşuma gitti. Tatlı duruyor. Açalım bakalım. He. 24 tane var ama kabında harbi harbi sıkıntı var. Şuna bakar mısın şu yükseltiye? Yani kutu tasarımı tamam hoş ama bu kadar da derinlik yapmaya gerek var mıydı? Hani neyi koruyorsun? Baba ezilmesin diye ya. Nasıl tartışılır? Bu biraz fazla sanki şey olmuş. Fazla koruma olmuş sanki bu ürün için yani. Bilemedim, var gibi bir şeyler ama bilemedim. Sizin görüşünüzü de alalım yorumlardan. Bu tasarımı çok tatlı, hoş bir tasarımı var ama yani şu kutuda şu alttaki alan komple gereksizmiş gibi yani. Sadece şu üst kısmı bile sığdırabiliyorsun ürünleri neredeyse. Hani öyle bir durum var. Tamam, başka bir şeye bakacağım. Şimdi bir Ya ben böyle çilekli milikli şeyleri çok sevmiyorum. Bir tek böyle Milka'nın var galiba abi, çilekli zımbırtısı. Eskiden onu yerdim. İyi markaların bazı çilekli ürünleri güzel oluyor da ne olduğu belli olmayan markalarda... Bal gibi olmuş. Hakan'cığım 51. ayın hayırlı olsun. Arkadaş bana... Ama Seven'i de çok çilekli, böğürtlenli, böyle farklı meyve türlerini barındıran ürünleri çok seviyorlar. Ben net çikolatacıyım ya. Çikolata olacak abi bende, yeter. Pastalarda falan da öyle mesela. Çok meyveli pastaları sevmem ama ortası böyle muzlu, profiterol kıvamında bol çikolatalı her şeyi gömerim. Muzu çok severim bak. Çikolata şeklinde çikolataların olduğu bir paketin görselini atmış. Paketin dışında böyle dolu görüyorsun ama açtığın zaman çikolata. İçinde bir boşluk var. Yani orta kısmında bir boşluk var. Bunun aynısını bulamadım. Farklı versiyon bir şey aldım. Yani denedim. Tabii başarısız oldu. Bu başarısız derken yani öyle bir ambalaj hilesine rastlamadım. Gayet güzel, şık bir ambalaja denk geldi. Ortasında şöyle kocaman bir boşluk olsaydı, şuraya logosunu tekrar yapmış olsaydı. Ayıp olurdu. Yakalamış olurdum ama bunda öyle bir şey yok en azından. Güzel de yani, yerim ben bunu. Bıldırcı yumurtası şeklinde çikolata. Bir tane de böyle bir şey var. Sanki yurt dışından gelmiş gibi ürün ama ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Daha doğrusu hatırlamıyorum. Açacağım bakacağım. Şimdi bu da şöyle bir ürün. Şurada çikolatalar falan var. Solu tamamen boş olmuyor zaten bunların ya. Bak şuraya kadar falandır bu da herhalde. Gördüğünüz gibi kalp şeklinde tam bu alanda. Peki ürünün tamamında var mı diye soracak olursanız. Açıyoruz, bakıyoruz. Gördüğünüz gibi çaprazlama. Şuraya da bir üçgen kısım oluşturulmuş. Ve buraya logo yerleştirilmiş. Yani alandan tasarruf. Baba 3 tane koyun oraya, ben anlamıyorum. Bana çok mantıksız geliyor mesela. Adamın orada 3 çikolatadan. Yani ürünün bir tık. Para koyarsın üstüne ya, 2 lira fazla satarsın ya, ne bileyim. Edilmiş. Mi demeli bilmiyorum artık buna ne demeli. Şöyle göstereyim hatta. Buraya çikolatalar konmuş. Şu alanda üçgen kısımda bir şey var yani. Boşluk var. Yani şunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Zaten ambalajın dışında her yerinde yazıyor. Bir de 3 tanesi yüz binlerce lira demek, tamam işte. Yani ne oluyor? 3 tane az koyunca bu ürünü net herkese satabiliyor mu yani? Abi seni, sen uzun süredir Twitch rakip, estağfurullah. Globalde bile top bilmem ne, ben olsam egomdan bir yerlerim oynardı işte, sen olsan kanka. Eyvallah, güzel düşünce sağ ol. İç kısmına yapmaya gerek var mı? Düşündürücü. Hatta böyle çok yakından tanıdığımız çikolata markalarının böyle ortalarda kocaman boşluklar vardır yani. 3-5 tane çikolata konur içine. Paket böyle aman aman ben buradayım der. Bak bu benim yıllardır söylemiş ama insanlar bunu algılamıyor. Yarın o bulunduğun konum neyse, 3 sene olur 5 sene olur. Yarın onun olmama ihtimalini düşünerek yaşadığında bir, o egoyu yapmana gerek yok. 2 yarın öbür gün götünde patlama ihtimalini de göz önünde bulundurmak zorunda kalıyorsun. O yüzden en güzeli kardeşim neyse nesin yani, olsun o kadar. Bugün iyisin, yarın kötüsün. Matematik bu kadar basit. O yüzden onunla övünmenin hiçbir lüzumu yok. Gerek yok yani. Ariyetten çok daha iyi hissettiren bir şey onunla övünmemek. Çünkü ona ihtiyacın yok. Ne olursan ol. Bugün varsın, yarın yoksun amına koyayım. Hayat gibi. Gel gelelim içindeki ürün.
Nasıl bu kadar diye devamı var da çıkmamış. Aynı enerjiyi, heyecanı o yüzden vermez. Cevap verdim. Evet, ambalaj hilelerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Daha okkalı şeyler bekliyorum sizden. Gönderin gelsin, hepsine bakalım. Böyle gerçekten bir ambalaj hilesi olursa çok iyi olur. Evet, böyle hani ooo falan diyeceğim bir şey çıkmadı ama çoğunda küçük küçük trikler var. Yalan yok yani. Bir şunu izleyelim mi? Merak ettim ya. Bakalım, bak bunu öğrenelim. Bu eğlenceli video.